Sen gülünce güller açar, gül pembe bülbüller seni. Selamünaleyküm arkadaşlar, kadınıma. Sen hoş geldin. Merhaba. Benim kanalıma. Siz. Evet. Sen. Senin için. Sana. İyi seyirler diyorum. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bana yorumlarda hep söylüyorlardı. Bakın bana. Yorumlarda hep söylüyorlardı. Abi. Sen. Nereden. Nasıl. Ne için. Hangi hakla, neye dayanarak YouTube kapak resmini yapıyorsun? Bana bunu soran ne oldu ve sizinle birlikte bugün bunu araştırıp göreceğiz. Geçelim. Ses. Selamünaleyküm. Evet, şimdi tekrar geldim. Evet, şimdi bakın. Şurada gördüğünüz benim bilgisayarımdaki kurum. Ben şimdi kapak resimlerini nasıl yapıyorum? Örneğin şöyle bir tane uygulama var. Site üzerinden site üzerinden çok rahatlıkla YouTube küçük kapak resimlerinizi yapabiliyorsunuz. Çünkü zaten herkes bu videoyu çekti biliyorum. Ama bana soranlar var. O yüzden bana soranlar olduğu için ben zaten bu videoyu çekiyorum şu anda. Şöyle yüklemeler kısmına geldim. Benim burada daha öncesinden yaptığım çalışmaları görebiliyorsunuz. Mesela örneğin bir tane GTA videosu çektim değil mi? Mesela şuraya GTA, hatta bak Fortnite videosu çektim diyelim. Fortnite, buraya ben Fortnite yazdım. Fortnite yazdım ya, Fortnite yazdıktan sonra örneğin mesela şunu aldım ya. Bunu ben masa üstüne attım. Öncelikle ismini bu ne ya? Öncelikle ismini değiştiriyorum. Şuradan gelip öncelikle yeniden boyutlandıra basıp bastıktan sonra bunu 12x80x720 yapıyorum. Yaptım ya bunu. Bunu yapıp ben bunu direkt ben bunu direkt kaydediyorum ya. Ben bunu direkt kaydettim. Benim bu hemen masa üstüme geldi. Bu niye kasıyor bu kadar? Normalde kasmaması lazım da. Allah Allah. Normalde bu kadar kasmaması lazım. 63 FPS, 50 kalite. Tamam. Normal. Tamam, sesimi de gayet normal alıyor. Allah Allah. Tuhaf. Burada ben bunu aldım ya. Ben şimdi... Benim burada bunu buraya atmam lazım. Ben buna geliyorum, direkt bunu buraya sürükliyorum. Fortnite videosu çektim. Örneğin ben bunu buraya sürükledim. Tamam, bu atıp burada. Ben şimdi mesela örneğin kendi fotoğrafımı alacağım değil mi? Mesela nasıl diyeyim ben size? Örneğin bir tane şu fotoğraf mesela. Ben bu fotoğrafı sadece kafasını alacağım değil mi? Kafasını alacağım. Sadece şu gördüğünüz bölmeyi alacağım. Ben bunu buradan kaldırıp önce bunu buradan bir orijinali indireceğim. Çünkü bilgisayarımda yok. Şimdi buraya remove bg yazıyorum. Remove bg yazdım değil mi? Öncelikle şu fotoğrafı pürüzsüz hale getirmemiz lazım. Nasıl? Şurada gördüğünüz gibi bir tane bölüm var. Burada almakta zor olabilir. CTRL AX'e bastım. AX'e bastıktan sonra bunu buradan yöneltebiliyorum ve şuradan sadece kafası olacak bir şekilde alıyorum. Ben bunu aldım, kaydettim. Kaydettikten sonra bunu fotoğraf yükleye bastım. Fotoğraf yükleye bastıktan sonra ben adsız PNG'yi dosyasını aldım. Ben bu PNG'yi çevireceğim ve sadece kafamı alacak şekilde bir saniye. Kafamı alacak şekilde yapmam gerek. Şimdi mesela gördüğünüz gibi şuraların vesaire de kaldı değil mi? Buraların silmek için düzenleye basıyorum. Buradan sil veya geri yükle. Şöyle büyütüp şuralarını biraz daha küçültüp, yani biraz daha ortalaştırıp şuralarını kesiyorum. Kestim ya buralarını. Şöyle gördüğünüz gibi
Hop, bakın. Şöyle. Evet. Şöyle. Evet, bu kadar yeterli. Ben bunu şimdi indireceğim. Resmi indir. Ben bunu indirdim ya. İndirdiğim gibi ben bunu buraya atıp ve gördüğünüz gibi bu direkt buraya geldi. Ben buradan bunu açısını da ayarlayabiliyorum. Aynen bu şekilde. Mesela bunu biraz daha böyle küçük yaptım. Kafasını buraya aldım, değil mi? Kafasını buraya aldım. İstersem azıcık daha büyüttüm. Ve bunu istersem şeffaf azıcık bir şey şöyle şeffaflaştırdım. Bunu buraya yazdım. Tamam, buraya da diğer arkadaşlarımı koyabilirim mesela. Mesela nasıl? Şöyle aldım mesela. Yani onu yapmayalım. Şöyle neredeydi o? Metine geldim. Şurada gördüğünüz gibi zaten bir sürü metin var. Şurada altta gördüğünüz gibi. Ben genellikle bunu kullanıyorum. Bunu buraya aldım. Bir kere bastığınızda geliyor. Ben buraya Fortnite küçülttüm şunu. Genişlettim. Fortnite 1GB oynama test yazdım. Ben bunu buraya yazdım ya. Bunu buraya yazdım. Aa, gördüğünüz gibi bu artık burada. Ben bunu istediğim gibi şuralara bir yere koyabilirim. Burada da bir sürü şey yapabiliyorsunuz burada. Canva yazıp detaylı videoları ve fotoğrafları falan da var. Hani güzel bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ben bunları buradan yapıyorum. Bir de kapak resimlerini de aynı şekilde Canva Banner uygulamasından, ben kendi profil resmindeki banner'ı buradan yaptım. Kendim yaptım. Bir tane abiyle birlikte, sağ olsun. Mesela onu nasıl yaptım? Yüklemelere geldim. Öncelikle şöyle bir tane dosya buldum. Bu dosyayı da tasarımcı dayı olması lazım. Onun kanalından aldım. Hatta kendisi paylaşmış yani. Oradan aldım. Mesela onu oraya aktardım. Ondan sonra benim profil resmim, yani şeydeki profil resmim bu. Öncelikle şu alana, arka taraftaki alana şöyle söyleyeyim ben size. Nerede lan o? Zaten öncelikle şeffaflaştırıyoruz böyle. Evet. Bunu böyle şeffaflaştırdık. Bunları buna göre ayarlıyorsun. Mesela burada cep telefonu, tablet gibi vesaire. Ben bunu buraya koydum. Şuraya örneğin çıkartma yazıyorum. Aynen. Çıkartma. Ücretsiz bu arada bu. Çıkartma yazdım. Bunu bitti. Bunu aldım. Buraya koydum. Aynen bu şekilde. Bunu buraya koyduk, değil mi? Alıyoruz. Bunu da bunun üstüne metin olarak geliyorum ben. Bakın. Resul Gümüş yazıyorum. Resul Gümüş yazdım ya. Buradan bunun rengini mavi yapacağım mesela. Çünkü üstündeki mavi. Ve bunu istediğiniz kelimelerin şekline göre çevirebiliyorsunuz. Ben kalın batı yapacağım. Bunu yaptım mesela, küçültüyorum. Bunun burasına göre bunu yerleştiriyorum. Ondan sonra bileşenlere gelip buradan isterseniz YouTube'un logosunu alta aynı bu şekilde. Ondan sonra Instagram yazıp Instagram adresinizi aynı bu şekilde. Facebook adresinizi aynı bu şekilde buralara yazıp istediğinize göre, yani böyle kendinize göre güzel bir tane ayar yapabilirsiniz. Banner yapabilirsiniz güzel güzel. Ben bütün iş ihtiyaçlarımı buradan karşılıyorum. Buradan yapıyorum. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yani soranlar için, hani bana soranlar olduğu için ben bunları
böyle bir video çekme gereksinimini duydum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Yorum kısmında büyük harflerle beğendim deyin. Hoşçakalın. Bay bay.